Şimdi bizim her zaman menüde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Espresso bazlı menü içeceklerinde dikkat edilmesi gereken ana şey daha az sütlü veya daha çok sütlü içeceklere yer verilmesi. İçecek menünüzde birbirine çok benzeyen bir cappuccino ve bir kafe latte varsa bu pek de manalı değil. Çünkü müşteri cappuccino öderken başka bir kodlamayla, başka bir taleple size geliyor. Ama kafe latte dediğinde başka. Ve bunu kontrol altına almak için harika bir görsel var elimizde. Şimdi bir kafe latte isteyen kişi aslında cappuccino isteyenden daha yumuşak. Bir flat white isteyen kişi yine bir cappuccino isteyen kişiden daha sert bir içecek istiyor olacak. Bunun dışında cortado, flat white, kafe latte ve long black de içeren genişletilmiş bir dünya espresso menüsü sunmanızda da fayda var. Böyle baktığımız zaman aslında bütün bu içeceklerin skalada tam yerine oturduğunu görebiliyoruz. Böylece artık herkesi espresso, süt ve su yoğunluğuna göre yönlendirebileceğimiz bir menü var.